yapmam. Sayın Valim, Sayın Kaymakamlarım, saygıdeğer Milli Eğitim Müdürüm, değerli konuklar, saygıdeğer besinler ve TRT'nin ve basının değerli mensupları. Bugünün anlam ve önemini Sayın Muhtarımız ve Eğitim Vakfı Başkanımız dile getirdiler. Kağıt üzerinde konuşmalar veya güzel konuşmalar, önemli olan bizleriz ki icraatı yerine gelmez. Bu okulun yapımında sıra bakan değerli kaymakam arkadaşıma, yine aynı şekilde Milli Eğitim Müdürümüzün yakın ilgisini gördük. Ve inanıyoruz ki biz bu okulun bir sene sonra eğitim ve öğretime açılacak. Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. Ve bu okulun gelecek senede Sayın Valimizin yine bugün temeli attığı gibi açılışında yapacağı inancındayım. Saygılar. Düşünemezdim, konuşamazdım, okuyup yazdım okul yolunda. Yürürüm şimdi, yarın koşarım, tam olur yarım okul yolunda. İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mustafa Çığır konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Kaymakamlarım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm, saygıdeğer konuklar, çok değerli besinler, sevgili öğrenciler. Besni Eğitim Vakfı tarafından yaptırılmakta olan İlköğretim Okulu'nun temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Besni için, Besniler için çok anlamlı bir gün. Çünkü bugün devlet, millet işbirliği anlayışı içinde Besni Eğitim Vakfı sayın yöneticileri, Besni Belediye Başkanı ve Besni Mahallesi Muhtarı Sayın Cüneyt Ekmekçi'nin ve 3500 metrekare arsa bağışlayan ilçemiz hayırsever vatandaşlarından Sayın Şerif Özsunar'ın katkılarıyla 6,5 dönüm arsa üzerine 16 derslikli bir ilköğretim okulunun temelini atmanın mutluluğu içindeyiz. Son 2 yıl içerisinde ilimizde milli eğitime büyük katkı sağlayan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Tekel Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Rekabet Kurumu, Sayın Abdülkadir Konukoğlu ve Besniler Erdemoğlu ailesi, Adıyaman Esnaf Kefalet Kooperatifinin hizmet kervanına bugün Besni Eğitim ve Kültür Vakfı da katılıyor. Besni Eğitim Vakfı'nın bu asil ve önemli davranışının hali vakti yerinde olan herkese örnek olmasını diliyorum. Bilinmelidir ki Adıyaman Milli Eğitiminin hali vakti yerinde olan vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın desteğine her zaman ihtiyacı vardır. Çünkü devletimizin bugünkü ekonomik koşullarda eğitimin sorunlarının çözümünün tümüne ulaşamadığı bir gerçektir. O nedenle Adıyaman il genelinde parmakla sayılacak kadar az olan bu hizmetlerin çoğalmasını ve herkese örnek olmasını yürekten diliyorum. Sayın Valim, saygıdeğer konuklar, saygıdeğer besniler. Bir eserin meydana getirilmesi için azim, irade ve kararlılık gerekir. Eğer irade ve kararlılık varsa gerekli kaynaklarda bulunabilir. Tıpkı burada olduğu gibi. Besni Eğitim Vakfı'nın sayın yöneticilerinin, Sayın Besni Kaymakamımızın, Sayın Belediye Başkanımızın ve değerli Besnilerin irade ve kararlılığı sonucu parçalar birleştirilmiş, cehaletle mücadele için, bin hapishane kapatmak için, çocuklarımızın eğitimi ve geleceği için 16 derslikli bir ilköğretim okulunun temelini atıyoruz. İnanıyor ve umuyorum ki bu temel inşaatı çok kısa bir zamanda tamamlanır ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Sayın Valimizin de destekleriyle 2001-2002 eğitim öğretim yılında yatırım programımıza alır, üzerine bir kat ilavesi ve çatısının yapımı ile gelecek eğitim öğretim yılına hazır hale getirir ve hep birlikte de açılışını yaparız. Meydana gelecek bu geze güzel eserin temelinin atılmasını sağlayan Besni Eğitim Vakfı'nın saygıdeğer başkanı Sayın Halil Göksel ve onun şahsında vakıf yönetici ve üyelerine,
Sayın Besni Kaymakamımıza, Sayın Besni Belediye Başkanımız Mustafa Oruçoğlu'na, Yeni Besni Mahallesi Muhtarı Sayın Cüneyt Ekmekçi'ye, arsa bağışlayan hayırsever vatandaşlarımızdan Sayın Şerif Özsunar'a ve bu vesileyle Besni Milli Eğitimine büyük destek veren Erdemoğlu ailesine huzurlarınızda şahsım ve teşkilatım adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Besni Eğitim Vakfı tarafından yaptırılan 16 derslikli ilköğretim okulu inşaatı temelinin Besni'ye, Besnilere, milli eğitimimize, öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gülü yavrum okuluna, altın bilezik koluna, hem kızına hem oğluna ilim irfan yuvasıdır. Okul uykudan uyandırır, okuyanlar bahtiyardır. Bu okulda neler vardır, mücevherlerin hasıdır. Besni Kaymakamı Sayın Hasan Hüseyin Türkoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanı, meslektaşlarım, Belediye Başkanım, ilimizin değerli Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, diğer yöneticileri, Besni Eğitim Vakfı'nın değerli başkanı ve mensupları, sevgili Besniler, güzide basın mensupları, Besni Eğitim ve Kültür Bayramı'nın bugün yapılan ve özel anlam ifade eden etkinliğine hoş geldiniz. Eğitim rakamları çok yüksek olan Besni'de 17 bine yakın öğrenci, 700'e yakın öğretmen, 110 okul mevcuttur. Her yıl bu rakamlara yenileri eklenmekte ve ihtiyaçlar katlanmaktadır. İlçe merkezinde de okul ve derslik ihtiyacı had safhadadır. Bugün burada temelini atacağımız ilköğretim okulu da özellikle bu mahallemizin Dumlupınar İlköğretim Okulu'na getirdiği önemli bir yükü hafifletecek, yavrularımıza da kısa mesafede bir eğitim imkanı tanıyacaktır. Yatırım programlarımızı alırken zorlandığımız böyle bir projeye el atıp gerçekleştirecek olan Besni Eğitim Vakfı'nın değerli yöneticilerine şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Katkılarını esirgemeyen, başta Sayın Valimiz Halil Işık'a, özellikle yakın ilgisi ve hoşgörüsünden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Bu okulun layık, demokratik ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınlarına sahip çıkacak, milletini seven, Ulu Önder'in ifade ettiği gibi fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmesini Yüce Allah'tan diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. Mürşit ilimdir bilmeli, bu ses atanın sesidir. Okul çalış bu hidayet, mesut olur yaşar hayat. Veysel der ki ve nihayet, okul ilim deryasıdır. Adıyaman Valisi Sayın Halil Işık'ı hitaplarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum, arz ederim. Değerli konuklar, saygıdeğer Besniler, basının değerli temsilcileri. Besni Eğitim Vakfı'nca yaptırılacak olan İlköğretim Okulu'nun temel atma törenine hoş geldiniz diyor. Hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. Öncelikle bu güzide bir anlayış içerisinde okulu yaptıracak olan Besni Eğitim Vakfımızın değerli başkan, yönetici ve üyeleriyle bu yatırıma emek veren, destek veren herkese tebrik ve takdirlerimi sunmak istiyorum. Bilindiği gibi ülkemizin hızla artan nüfusu, bunun yanında ülkemizin ekonomik ve mali kaynaklarının sınırlı oluşu nedeniyle
milli eğitim alanında ihtiyaç duyulan bu tür okulları yapmak ülkemizin öncelik sırasında kısa dönemde mümkün olamamaktadır. Bu nedenle milli eğitim alanında yeni bir takım imkanların devreye sokulması ve bu ihtiyaçlarımızın da kısa sürede giderilmesi büyük önem taşımaktadır. İşte bugün biz Besni'de bunun en güzel örneğini yaşıyoruz. Besni Eğitim Vakfı kendi imkanlarıyla gene mahalli imkanları da ona katarak ülkemizin bu konudaki imkanlarına yeni imkanlar katmaktadır. Bu bizim için hem ülkemiz hem ilimiz için büyük önem taşımaktadır. Ben burada verilen anlayışın, buradaki emeğin ilimizdeki diğer ilçelerimiz içinde ve tüm ilimiz içinde örnek olmasını diliyorum. Ve ilimizde bu tür yatırımların, bu anlayışların her geçen gün daha da artmasını temenni ediyorum. Burada bugün ülkemiz için önem taşıyan milli eğitimin en güzel yatırımlarından birinin temelini atacağız. Özellikle bu anlayış, bu yatırımın bir an önce bitmesini bekliyorlar. Biz de Adıyaman Valiliği olarak elimizden ne gelirse onu yapacağımıza ve her türlü desteği vereceğimizde burada ifade etmek istiyorum. Elbette sizlerin bu yaklaşımı bizler için çok büyük önem taşıyor. Bundan sonra Besni'ye vereceğimiz her hizmete de bu tür anlayışların büyük bir destek vereceğini de ayrıca ifade etmek istiyorum. Ve bu anlayış içerisinde bu güzel eserin gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan ve bu yatırımı yapacak olan Besni'ye ve Türk Milli Eğitimine hediye edecek olan Besni Eğitim Vakfı'nın değerli başkan, yönetici ve üyelerini, değerli Besni Kaymakamını, belediye başkanını, yeni Besni Mahallesi muhtarını ve buraya arsa bağışlayan değerli vatandaşımız Şerif Özsuları, Erdemoğlu ailesini ve emeği geçen herkesi huzurlarınızda tekrar kutluyor. Bu yatırımın Besni'mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Tekrar hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Bilgi, görgü, terbiye, senin meyven yemişin. Okutma. Besni Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu'nun protokolü imzalanacakları arz ederim. Besni Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Halil Göksel, Adıyaman Valisi Sayın Halil Işık'a eğitime katkılarından dolayı plaket takdim edeceklerdir. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Sayın Valim, değerli konuklar. Sayın Valim, değerli konuklar, temel alanına teşriflerinizi arz ederim. Önümüze gülüyor Ferit, ya. Ferit, çekilin. Önümüze niye duruyorsun ki kardeşim? Nereden, nereden alacaksın? Allah'ım. Okul öncesi dediğimiz aşamada Adıyaman'da 65
okul, 1562 öğrenci, 89 öğretmen bulunmaktadır. Türkiye ile ondan rakamlarla kıyasladığımızda okul sayısında binde yedilik, öğrenci sayısında binde yedilik, öğretmen sayısında binde beşlik bir payımızın olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani dikkat ederseniz okul öncesi eğitimde bile öğretmen dağıtımı konusunda Adıyaman yoksunluk çekmektedir. Yani Türkiye ortalamasının altındadır. İlk öğretime baktığımızda 765 okul sayısı bulunmakta, 115.382 öğrenci, 3.521 öğretmen bulunmaktadır. Okul sayısındaki payımız Adıyaman'ın %1.7'dir. Öğrenci sayısındaki payımız %1.1'dir. Öğretmen sayısındaki payımız %1'dir. Orta öğretimde 50 okul, 17.821 öğrenci, 917 öğretmen bulunmaktadır. Payımız Adıyaman'ın payı okul sayısı içinde 8.5, öğrenci sayısı içinde 8.8, öğretmen sayısı içinde ise payı 6.6'dır. Sayın Müdür'ün de dile getirdiği öğretmen açığı esasında bu rakamlardan da yansımaktadır. Yalnız 2001 öğretim yılı başlangıcında Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bir kısım rakamlar. Türkiye'de biliyorsunuz ki 2001 yılındaki öğrenci sayısı, toplam öğrenci sayısı 15.000. Bu yapılan hesaplamalara göre 2005'te 23.000'a yükselecektir. 2023'te yani Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde ise 30.000'lık bir öğrenci kitlesine sahip olacağız. Şimdi bütün bu rakamlara yan yana dikkat ederseniz neredeyse birkaç ülkenin toplam nüfusu kadar öğrenci nüfusuna sahip olan bir ülke. Ama buna karşı Türkiye'de özellikle de 1990'da Tayland'da toplanan Herkese Eğitim Forumu ve 1994'te en büyük nüfusa sahip olan gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu Herkes için eğitim doğru, bütün gelişmekte olan ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarından eğitime en az %6 pay ayrılmasını öngörmüş. En az %6'sını gayri safi yurt içi hasılanın ayrılmasını öngörmüştür. Şimdi 1902 yılı altındadır. Örneğin bunun yanı sıra Mısır, Tunus, Malezya, Suudi Arabistan, Cezayir'de bu oran %6 ile 9 arasında değişmektedir. Yani Türkiye giderek artan öğrenci nüfusuna yanıt vermek için kendisinin de içinde bulunduğu ülkelerin öngördüğü %6'lık gayri safi yurt içi hasılayı bu alana ayırması gerekmektedir. Yine izin verirseniz özellikle Sayın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sunduğu bilgilerle kendi bilgilerimi sunmak istiyorum. Türkiye'de köy ilkokullarının %76.6'sı normal. Adıyaman'da yatılı ilgi öğretim bölge okulundan 4 tane bulunmakta. Bunlarda 1890 öğrenci ve 58 öğretmen görev almaktadır. Yine Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan bir öğretim sayısı 539. Dedeki rakamlar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldı. %3 onda birlik bir payımız var Türkiye içinde. Özellikle 29.075 adet öğrenci birleştirilmiş sınıf uygulamasına tabi tutulmaktadır. Asıl ilginçlik, asıl şey sıkıntı, ilk öğretimde branşlara göre 803 öğretmen bulunmaktadır. Türkiye'deki branş öğretmenlerinin 8%'i Adıyaman'da görev yapmaktadır. 8%'i. Bunların dağılımı ise matematikte 142 öğretmen var iken din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 119'dur. İkinci sırada yer almaktadır. İngilizce öğretmenin sayısı ise 8'dir. Bütün bunlar sanırım ki bize gelen soruların yoğunlaştığı sorunların temelinde yatan rakamlardır. O bakımdan özellikle de ilk öğretimde branşlaşma dediğimiz öğretmen sayısının hızla tersine dönüştürülmesi gerekmektedir. Yani bu
fakülte yapıyla giderseniz işte bir kısım öğrenciler burada dile getiriyor. Branşla ilgisi olmayan öğretmenlerin kendilerine öğretmen olarak sunulduklarını söylüyorlar. Yani bilmeyen kimselerin kendilerine öğretmen çabası için sürüklendiğini söylüyorlar. O bakımdan bunları da yine bu panel kutlesi ve eskiliğinde bütün yaşayan toplumların, yaşayan insanların olduğu gibi sorunları var. Ölüm olursa eskiliğin sorunları olmaz. Ölüm olursa sizlerin sorunları olmaz. Ama tabii bizim sorunlarımız geçmiş ülkelerin belki de açlıkları sorunları olduğu için cebeleşip duruyoruz. Halbuki gelecekte de sorunumuz olacak. Yani öğretmen benim sorunumuz var. Yani verdiği zaman korkmayın, yeni sorunlarınız olacak. Tabii öğretmen isteğimiz olmayacak ama bu sefer başka sistemleriniz olacak. Bu konulardan bir kısım tabii bilgileri sunacağım zaman zaman ilgiye getirelim. Şimdi Sayın Valide'ye gelen bir ileti var. Ben onu bilginize sunmak istiyorum. Size de değerli hocalarınıza hoş geldiniz diyor. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Su sporları şöyle bir kapanış törenine katılacak olmak nedeniyle de ayrılıyorum diye bize bir iletiye bulmuşlar. İlk önce geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bayramımıza, şenliğimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Ama asıl siz yeni de geldiniz. Yakanınıza yapışacağız Sayın Mali. Özellikle de Besne'nin olsun, Adıyaman'ın olsun eğitim sorunları konusunda anıtınızı dinmek istiyoruz. Sayın Kaymakamına, Sayın Belediye Başkanı'na size ayrılmanız için izin veriyoruz. Fakat yakan, elimiz hep yakanınızda olacaktır. Bilginiz olsun. Bu değerli arkadaşlarım, zaten gönül borçları da oluyor Adıyaman'a gelmekle, Besne'ye gelmekle. Sanırım ki bundan sonra bunlar yazarlar da biliyorsunuz. O bakımdan sizi izleyecekler Sayın Valim. Bu konudaki somut sonuçlarınızı bize iletirseniz değerlendiririz, destekleriz, saygılarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz. Tekrar güle güle diliyoruz efendim. Sayın Zeki Sarıhan, eğitim emeklisidir kendisi. Halen de bu konuda önder olmayı sürdürmektedir. Öğretmen dergisi biraz önce söylediğim gibi yazarı, sahibi, sorumlu yazı işleri müdürü, işte derleyicisi, toparlayıcı, her şeyi kendisi. Buyurun efendim. Hocam benim çok yalnız gösterdim dergide. Başka arkadaşlarım da var. Beraber çalışıyoruz. Bizim derginin yalnız şöyle bir özelliği var. Bu sorunları dile getirmekte hiç bulunmuyor. Tam 21 yıldır kesintisiz bir ay bile aksatmadan okuyucularına seslendi. Bu sorunlar derginiz. Eğitim şenliği duyuyorum. Geçen sene basından şöyle bir kulağıma çalınmıştı. Sayın Altıntaş bu yıl Besni'ye giderim, orada şenliğimiz var deyince. Ha şu geçen yıl da duymuştum, o şenlik mi dedim. Evet dedi. Türkiye'de toplumsal bilinç, eğitim şenlikleri düzenleyecek bir düzeye yükselirse herhalde eğitim sorunlarımız da azalacak demektir. Gerçekten de bu alanda Türk toplumunun sırtında çok büyük bir yük ve sorumluluk var. Eğitim sorunlarını çözümleme konusunda. Bu çok herkesin de bildiği gibi çok büyük bir ihmale uğradı Türkiye'de eğitim. Yeni bir büyük bir bağımsızlık savaşıyla emperyalistlere kafa tutmuş ve onları yurdundan atmış olan bir ülkenin halkı cumhuriyeti kurduğu zaman yeni bir eğitim sistemine geçmeliydi ve Türkiye bu alanda da cumhuriyet eğitimi alanında da çok büyük bir mesafe almış ve harikalar yaratmıştı. Bizim Türkiye eğitim sisteminin temelleri aslında oldukça kuvvetli. Son 50 yıldır bu eğitim sistemini biz bozmaya çalışıyoruz. Hala bunun içerisinde bir ışık yanıyor, bir cevher yanıyor ve Türkiye şimdi eğitimde yeniden toparlanmaya niyetlendiği zaman da bu temellerini hatırlayarak oraya dönmek istiyor. Bizim dünyada başka bir ülkede olmayan kendi buluşumuz köy enstitüleri gibi bir uygulamamız da var ve bu dünya eğitim ansiklopedilerine bunu yaratan ustalarıyla birlikte Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç'la birlikte geçti. Biz o kadar geri, bilinçsiz, bilgisiz bir toplumda değiliz. 65 milyon dünyada sayılı uluslardan
birisiyiz, istediğimizi yaparız ve yapmamız gerekir. İşte 8 yıllık eğitimle şimdi biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Sayın Milli Eğitim Müdürümüzün verdiği o çok bulunmaz değerli bilgileri de yanıma alıyorum şimdi. Adıyaman'da eğitim nereden nereye gelmiş veya hangi sorunlarla karşı karşıya, hiç değilse bunların rakamsal dökümü burada var. Sayın Altıntaş da bakanlıktan aldığı bilgileri verirse Adıyaman'da eğitim diye bir yazı dergimizde bunlardan kotarabiliriz. Bundan sonra da bu bilgileri veya bu irtibatları bekliyorum ben. Arkadaşlar, sevgili öğrenciler, bugün biz nasıl bir eğitime yöneldik? Önce şunu kabul edelim ki hep birlikte, hepimiz de hissediyoruz herhalde. Türkiye 28 Şubat 1997 kararlarından sonra, 28 Şubat kararlarından sonra kendine yeni bir yön çizmeye çalışıyor. Bunda başarılı oldu mu, olamadı mı, ne ölçüde başarılı oldu? Şimdi herkes Türkiye'de de bunu tartışıyor. Aslında 28 Şubat'a karşı olanlar da var. 28 Şubat'ın sürdürülmesini isteyenler de var. Bu konudaki demeçleri de okuyoruz. 28 Şubat gerekirse 1000 yıl sürecek demeçlerini de hepimiz duydum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl okullar açılırken verdiği bilgilere göre 8 yıllık zorunlu eğitim, ki 28 Şubat'ın en önemli uygulamalarından birisidir, %50 başarılı olmuşuz 8 yıllık zorunlu eğitimde. Herkes eğitimin bozukluğundan, eğitimde hiçbir şey alınamadığından, mesafe alınamadığından yakınıyor Türkiye'de. Her okullar açılırken bu yıl gazete manşetlerinde görüldü. Toplanan katkı paraları, kalabalık sınıflar, öğretmen açığı ve benzeri kitap sorunu, ders kitapları sorunu. Zaten her yıl oluyor aslında bu yayınlar, bu yakınmalar. Şimdi burada ben öyle bir konumda olduğumuzu düşünüyorum ki biz kendimize Türkiye aydınları olarak muhalif bir konum seçmişiz. Bu muhalif konumda sürekli yayılım ateşinde bulunuyoruz. Ne yapılırsa yapılsın Türkiye'de hep işte her şey çok kötü, hiçbir şey düzelmeyecek, bu Türkiye kötü oldu ve işte iyiye gitmez diye biraz mütareke döneminin İstanbul'unu andıran ve bu millet adam olmaz psikozu içerisine girdiğimizi zannediyorum. Bakınız %50 başarı da önemli bir başarıdır. Şimdi burada hocama sordum, şöyle diyerek şu rakamları verdi de bir rakam vermedi. Sınır mevcutları nedir dedim, burada ortalama bir hesap var mı dedim. Türkiye hesabı %42 gibi duymuştum bakanlığın bir açıklamasında. Ellerden çekilmişti bu %42'ye sınır mevcutları. Hocam dedi ki işte bir rakam 70 küsur işte 76'lardan 40'lara indirdi sınır mevcutları dedi. Bu bile önemli bir başarıdır. Ve 8 yılın zorunlu eğitim hedefi %30'lara çekmek, normal sınıflara çekmek bu sayıyı. Buralarda hep olumluluklar var. Sınıf mevcutlarının aşağıya çekilmesi, bu kadar dersliğin yapılması, programların yeniden gözden geçirmeye başlanması ve özellikle eğitim felsefesinde Cumhuriyet eğitiminin felsefesine dönüş çabaları ve arayışları Türkiye eğitim sistemi için bir dönem çabasıdır. Bunlar olumluluklardır. Bu olumlulukları tespit edemezsek mesafeli alamayız. Sürekli yakınlarla mesafeli alamayız. Gerçekçi olmak gerekiyor. Gerçek ise onun üzerinde korkular vermek lazım. Buna göre gerçekten olumsuzluklar varsa bu olumsuzlukların giderilmesine çalışmak lazım. Hala vardır, çok olumsuzluk vardır. Olumlulukları da saptayıp bunları tespit edersek o anlamda mesafe almamız mümkün olabilir. Bugün eğitime yöneltilen, Eğitim Bakanlığı'na, eğitim yönetimine yöneltilen büyük eleştirilerden Türkiye'de 3 çeşit eğitim var. Bir
2004'te kabul edilen tedrisat yasası Türkiye eğitiminin tekleştirme çabasıdır. Ama üç eğitim sisteminden hangisinde tekleştirecektik? Layık eğitim, layık okullardan tekleştirecektik ve öyle yaptık. Yabancı okulları kapattık. Çok az birkaç tane, bir kısmı Lozan anlaşmasıyla kabul edilen azınlık okullarının sayıları çok sınırlıdır. Bir iki tane de postalılık okul bırakılmış gibi. Böylece Türkiye'de o misyoner okulları, yabancı okullar zaten Anadolu'da Kurtuluş Savaşı sırasında çoğu kapanmıştı kendilerinden, kapatıldı ve biz ulusal eğitime böylece ilk büyük adım attık. İkincisi, tevhid-i tedrisat yasasıyla tarikatların yasaklanması ve benzeri nedenlerle de dini okullar kaldırıldı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı bütün okullar. Ve orada dördüncü maddede, yani öğretimin birleştirilmesi yasasının dördüncü maddesinde diyordu ki, bu ülkeye gerektiği kadar imam ve hatip yetiştirmek de Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi altındadır ve o okulları açacaktır dedi. Ve açtı da nitekim. Bu eğitim birliği Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra parçalandı. Yeniden biz eski sisteme döndük. Bir tarafta yabancıların başlığı, yabancı dilde eğitim yapan okullar, ki o okulların esas amacı gene unutmuyor ki gene değişmemiştir karakteri bugün emperyalizmin. Bu yabancı dilde eğitim yapan okullarda yabancılara hizmet eden insan yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaca tamamen ulaşıyor mu? Herkes yabancılara mı hizmet ediyor? Yabancı dilde eğitim yapan okul. Böyle bir iddiada bulmuyorum kuşkusuz. Ama amaç bu. Kendi dilini bir ülkeye götürüp kabul ettirdin mi o ülkenin menfaatleri görür orada. İşte sömürge ülkelerde yaptıkları Cezayir'de Fransızca eğitim yapılıyor. Fransızların sömürgeliğinden çünkü kurtuldu ama bu adamlar kurtulamamış. Hindistan'da Pakistan'da bir hale geldi. Arka bahçeler oluştu ve Türkiye'nin siyasi rejimde tehlikeye girdi. Bu anlamda da tehlikeye girdi. 28 Şubat işte bu parçalanmış olan Türkiye'yi eğitim alanında birleştirme amacını gütmektedir. Bu alanda da hedefini adım adım yürümektedir. Burada bir kere çok büyük bir olumluluk vardır. Yani Türkiye'de gerekli layık, yurtsever, halka hizmet etmek isteyen insan tipine ihtiyaç vardır ve 28 Şubat'ın getirdiği eğitim sistemi, işte şu eğitim sistemi bu amaca henüz ulaşmamıştır fakat buraya giden önemli adımlardan birisidir. Şimdi Türkiye'mizde yabancı dille eğitim yapan okullar var ve bir moda halinde de bu son 50 yıldır sürekli kolejler adı altında böyle şeyler açıldı, okullar açıldı. Bu sene bereket.